Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Tta Geometri Kampı'nın 15. haftasının ikinci videosundayız. Düzgün çokgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani iki tane not düzgün çokgenle ilgili iki tane not anlatacağım bu videoda size. Yani kitabımızda da sayfa numarası 139'un sağ tarafını ve 140'ın da sol tarafını anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İki tane çok önemli bir not anlatacağım. Çünkü düzgün çokgenlerde ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmuyor. Bazen çok zor sorularla karşımıza çıkabiliyor. Mesela Bundan iki yıl önce olması lazım. Bu iki özelliği iç içe, ikisini birlikte aynı anda sorarak bir soru sormuştu. Ve o senenin gerçekten en zor sorularından biriydi. O yüzden bu notlara iyice bir şekilde şöyle bir hakim olmanız da lazım. Birinci notumuz şu. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Evet, eşit sayıda kenara ayıran. Mesela şu sarı köşegen. Bu nedir? Hardal rengi mi? Neyse işte. Hardal rengi olan köşegen. Mesela iki kenara ayırmış. Bu köşegenle EG şu köşegen birbirinin tıpkısının aynısıdır. Bunun sebebi çok basit. Çünkü şuraya bakacak olursanız bu üçgenle bu üçgen eş üçgen oluyor. Çünkü açıları aynı. Şöyle bakacak olursanız hocam kenar açı kenar eşliğinden dolayı aynı. Peki üçgen olmazsa mesela şu kırmızı 3 tane köşegen ayırmış. Bu kırmızı da 3 tane köşegen ayırmış. İşte bu köşegenler de birbirine eşittir. Peki bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Hocam Düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebilir. Hatta içine de iç teğet çemberi çizilebilir. İçeriden çizdiğimiz teğet çembere, iç teğet çemberi diyoruz. Dışarıdan, köşelerden geçen çembere de çevrel çemberi diyoruz. Bütün düzgün çokgenlerin etrafına böyle bir çember çizilebilir. Hocam daha çemberi görmedik. Ya görmedik de hatırlıyorsundur büyük ihtimalle. Şimdi çemberde eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. E o zaman... Hocam şu yay, bu yay, bu yay. Bak çift çizgilerin ayrılıkları hepsinin böyle yaylarını alfa dersem. Hocam bu 3 kirişi ayıran 3 alfalık yeri ayırdı. Bu 3 kirişi ayıran da 3 alfalık yeri ayırdı. E eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit diyoruz ya. Tam tersi doğru olmaz mı? Yani yaylar eşitse de kirişler birbirine eşit olmaz mı? Mesela burası 3 alfa. Hocam burası da 3 alfa. E 3 alfalık ayırtları kirişler de birbirine eşittir. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Çemberden geliyor. Eşit kirişlerle ayırdıkları yaylardan dolayı geliyor arkadaşlar. Bu özellik bununla ilgili çok ince sorularla karşılaşabiliriz gerçekten. Mesela hocam şöyle bir şey geldi. Kaç kenarı? 1, 2, 3, 4, 4 kenar ayırmış. E sen buradan bunu da böyle çizsen 1, 2, 3, 4 kenar ayırmış. İşte bunlar da birbirine eşittir. Özellikle biz bu köşegenlerle alakalı. Mesela köşegenleri birbirine eşit olan dörtgenleri hatırlayalım. Bunlar nelerdi? Hocam dikdörtgen, kare, ikiz kenar yamukları hatırlayalım. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer köşegeninde biz çizmiyor muyduk? Aynen burada da şöyle bir köşegen gördüğün zaman bir köşegenle, işte kaç kenar ayırdığına da bakacaksın. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik gördüğün zaman o köşegeni de sen çizeceksin. Bakacaksın köşegene. Hocam 1, 2, 3, 4 kenar ayırmış. O zaman diğer tarafta da 4 kenar ayıran bir köşegen çizip ona göre işlem yapacaksın. Bazılarınız şöyle der. Mesela altıgen çizeyim size. Hocam altıgen çizdiğim zaman bir köşegen şöyle bu iki kenarı da ayırıyor. Buradan bakacak olursan. Buradan bakacak olursan dört kenarı da ayırıyor. Hangisini seçeceğiz? İki kenarı ayıran diye düşün. Tamam mı? Mesela düzgün beşgende. Beşgende. Hocam bu iki kenarı da ayırıyor. Üç kenarı da ayırıyor. İki kenarı ayıran diye düşün. İki kenarı ayıran köşegenlerde birbirini eşitleyip ona göre işlem yapacaksın dostum. Özellikle bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde bu tiplemedeki sorularda bunu uygulayacağız, bunu yapacağız. Haberin olsun. Ya normalde bak şöyle baktığımız zaman yani e, çıkmaması gereken bir soruymuş gibi. Hatta sınavda 2 sene önce sordular ya. Ben sınavdan önce de bu notları veriyordum. Böyle çoğu kitapta yoktu. İşte bu notlar o yüzden bence çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi hemen sorusuna bakalım. Zaten daha öncesinde de söylüyorduk. Alakası yerde eşitlik varsa bir şey yapacağız. Ha köşegenle alakası yerde bir eşitlik varsa mutlaka mutlaka köşegen çizeceksin. Şimdi bu düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgen. 360 bölü 6 dış açısı. iç açısı kaç derece yapıyor? 120 derece. Eyvallah. Şimdi şuraya bakacak olursak. Bir köşegenle yani iki kenara düzgün altıgendeki iki kenara ayıran bir köşegenle şuradaki parça eşit verilmiş. O zaman bir tane daha köşegen çizeceğim. Hocam şunu mu çizeyim? Ya ilgi alaka var mı? Yan yana geldim bunlar gelmedi. Hocam şuradan çizeyim. Şöyle çizsem. Ee, İkiz kenar oluştu ama üçgen yok. E hocam şuradan çizsem ha oldu sanki. Hocam burası da eşit olmak zorunda. İki kenara ayıran köşegen olduğu için. A eşitler yan yana geldi. Ve karşımıza burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Büyük ihtimalle buradan sonuca ulaşacağız. Şimdi açılara yoğunlaşalım. Açımız kaç derece demiştik? 120 derece hocam. E, i̇kiz kenar üçgen olduğu için burası 30 30 yaptı. Şimdi şu x kenarlığı kullanayım. Hocam bu taban açıları birbirine eşittir. Ve iki tane noktanın toplamı. Hani iki iç açı dayanamam. Bir dış açıya eşitti. İki iç açının toplamı 30 olduğundan bunlar da 15 15 yapar. Ve benden de şurada kaç isteniyor. Topladığın zaman kaç derece yapıyor? 45 derece yapıyor. İşte açımız 45 derece oldu mu? Oldu. Güzel bir soru. Örnek 14 45 oldu. Geldik örnek 15'e. ABCD düzgün beşgenin biçimindeki karton AD köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getirilmiş. Şimdi bir kesip başka bir yere yapıştırma var. Ya katlamada biz ne yapıyorduk? Katladığımız zaman eski haline geri getiriyorduk şekli değil mi? İstersen burada da öncelikli olarak bir eski haline geri getirelim şekli. Hop şöyle buradaki üçgenin geldi buraya. Eş yapı sorusu aslında kesip yapıştırma. E ne yapacağız? Kesip yapıştırdığın zaman kenarların birbirine eşitliği hatta açıların birbirine eşitliği bizim için önemli. Öncelikle düzgün beşgende dış açısı 360 bölü 5'ten kaç olduğunu biliyoruz 72. O zaman iç açısı 108 oldu. Hocam 108 ya şunlar da birbirine eşit ya. Bu 180'den 108 çıkart 2'ye ben 36 36 oldu. Evet burada kaçların 36 36 derece. E o zaman buraya kaç kaldı? 72 kaldı. Buranın 108 olduğunu biliyoruz. Buranın da 108 olduğunu biliyoruz. Buraya da kaç derece kaldı? 72 derece kaldı. E sonra ne yapacağız? Şimdi soruyu okuyalım. Kesim işleminden önce beşgenin çevresi lastik ip yardımıyla sarılıp kesimden sonra da şeklin çevresi lastik ip gergin olacak şekilde sarılıyor. Bak dikkat gergin olacak şekilde. Şimdi sen kesim öncesi lastik iple böyle bunu saracak olursan şu şekilde mi karşılaşıyorsun? Yani ipin bir kenarının şuradaki düzgün beşgenin bir kenarına ben x dersem ipin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 5x oldu. Şimdi lastik ip yardımıyla bunu saracak olursam hocam buradan geldim. Şöyle gelip böyle gelip böyle gelip böyle gelip böyle mi gidecek? Bizde bu şekilde mi olması lazım ipi sardığın zaman? Bu şekilde mi olur? Bence olmaz. Niye? Nasıl olacak hocam? Bak sen buraya geldikten sonra lastik ipin buraya gelip sonra buraya mı gider? Hayır. Buradan sonra direkt bu şeklin etrafını sardığın için buraya gelmez mi? Buraya gelir. Sonra buradan buraya. Sonra buradan buraya. Sonra buradan buraya gider. Dikkat edin buna kardeşim. Bu ayarda da bir soruda bekliyorum. Ama beşgen içinde mi gelir? Üçgen içinde mi gelir? İşte çemberde mi gelir? Nerede gelir bilmiyorum ama böyle bir şekilde etrafına böyle bir lastik ip sarmayla ilgili bir soru geldiğinde buna da dikkat et içeri doğru bükeylik olmaz. Tamam mı? Evet bizden işte bunun çevresi isteniliyor. İp kaç santimetre uzar diye soruluyor daha doğrusu. E hocam ben buranın x olduğunu biliyorum. Eyvallah. Burası da x çünkü burası x x ya. E o zaman bu x x buraya, buraya, geldi x. Hatta burası da x. Senin bu üçgenin buradaydı. Üst üste kenarlar birbirine eşit. Hatta 36 36 ise hocam burası da 36 36 108 burası da. Ee, bu x artı 6 ise burası da x artı 6. E neresi kaldı hocam? Şurası da x. Ben şu mavinin çevresini bulacağım. Bir tek burası kaldı ya. E burayla ilgili bir işlem yapmam lazım. Şimdi ne yapacağız? Vallahi arkadaş çaktırmadan aslında bir şey vermiş. Senin buradaki üçgenini kesip buraya koyduk ya. Düzgün beşgendeki köşegen değil mi bu? Şurası. E düzgün beşgendeki bu köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş aslında. Şöyle x kenar mı oluşturayım hocam? Hayır. Ne yapacağız? bir köşegen de biz çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Nasıl bir köşegen çizebiliriz? Hocam şuradan şuraya çizsem. Ya şununla alakası oluyor mu? Bak bu köşegenle yani köşegenle alakası bir yerde bir, bir Buna ait bir üçgen oluşturmaz. O zaman sanki şu daha mantıklı olmuyor mu? Evet bunu çizdik. 108 ise buralarda 36 36 olur. A A A düzgün beşgende şu iki kenara ayıran köşegen. Bu da iki kenara ayıran köşegen. Yani burası x artı 6 ise burası da x artı 6 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şu parça üç şu parça eşit oldu. E şunun tamamı da aynı şekilde burasıydı. Burada da bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. Ve tepe açısı kaç derece? 36 derece. İkiz üçgende tepe açısı 36 ise 180'den 36 çıkart. 180'den 36 çıkart. 144. 2'ye böl. 72. 72 yapar. Buradaki açılarımız. E, hocam bu açılarımız 72 ise 36'sı buradaysa buraya da 36 kaldı. 36 72 ise burası da 72 yapar ya da iki iç açı bir dış açıdan burası da 72 diyebilirdik. A. Ne çıktı buradaki üçgende bir iki kenar üçgen çıktı. Yani x ise burası da x'tir. Şimdi buradaki ipin uzunluğuna bakalım. Hocam ip şuraya sayalım. Burada bir x var. Burada da bir x var. Burada da bir x. Burada da bir x. Burada da bir x, da bir x artı altı var. Yani bir 2 3 4 5 tane x var ve 6 var. Önceden ipimiz 5 xken şimdi 5 x artı 6 mı oldu? Evet ip ne kadar uzar diye soruluyor zaten bize. Ne kadar uzadı arkadaşlar? İpimiz 5 xken 5 x artı 6 olduğundan cevap 6 olmuş oldu. Uzadığı şey soruluyor. Cevap 6 oldu. Gerçekten güzel bir soruydu gençler. Lütfen buna dikkat edin. Burada da güzel şeyler yani yeni nesillikle alakalı güzel şeyler öğreniyorsunuz aslında çoğu sorularda. Çoğu sorularımda daha doğrusu. Neyse başka soruda geldiği zaman da artık yaparsın büyük ihtimalle. Diğer, Gel, geldik diğer notumuza. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru orantılıdır. Diye bir notumuz var. Evet buna da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi düzgün çokgenlerin etrafına biraz önce anlattım zaten. Biz bunları anlattık kardeşim. Düzgün çokgenlerin etrafına şöyle bir çember çizilebiliyordu değil mi? Evet hocam. Şimdi hatırlarsın büyük ihtimalle çevre açı neydi? Mesela burası alfayken burası ne olur? 2 alfa olur değil mi? Çevre açı. Açı ve gördüğü yay ilişkisi 2 katıydı. E o zaman 2 alfaysa şimdi eşit girişlerin ayrıntıları yaylar birbirine eşit. Bunların da hepsi 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa mı olacak? Evet. Aa hocam burada da bir çevre açı var. 2 alfayı görüyorsa bak burası da alfa olacak. 2, 4, 6 alfayı görüyorsa burası da 3 alfa olacak. Hmm. Şimdi dikkat. Şimdi ben ne dedim? Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılar. Gördükleri kenar sayısıyla doğru orantılıdır. Bak köşeden çıkan açıya bak dikkat et. Şuradaki açıya dikkat et. Bak şu açıda hocam alfa burası bir kenarı gören alfa ise bak şuradaki açıda kaç kenarı görüyor? 3 kenarı görüyor. O zaman bir kenarı gören açı alfa ise o zaman burada 1 2 3 kenarı gören 3 alfa diyebiliriz. Niye? Baktığınız zaman burası 6 alfa çevre açıdan dolayı 3 alfa olmuyor mu? Oluyor. Hatta bak burası da aynı şekilde. 2 alfa ya burası da çevre açıdan dolayı alfa. Bu da bir kenarı görüyor. Açı olarak bakacaksın yalnız böyle. Tamam mı? Böyle açı olarak baktığın zaman bir kenarı görüyor. Gerçekten de öyle. Nereden geliyormuş mantığı? Çevre açıdan dolayı geliyor. Tamam çevre açıdan dolayı ispatını yaptım. Yani çok sıkışırsanız hocam ben bu kuralı bilmiyorum. İşte diye şey yapacak olursanız böyle bir çember çizip çember çizerek bu şekilde de bir çözüm yöntemi yapabilirsiniz. Ama ben Şahsen açıkçası bunu kullanıyorum. Bir kenara gören açı alfaysa iki kenara gören açı 2 alfa mantığını kullanıyorum. Ve acayip bir şekilde de sorularda da bana pratiklik sağlıyor bu. Şimdi o zaman ben şuraya hocam burası alfa bir kenara gören alfaysa 1 2 3 kenara gören 3 alfa diyebilirim. Sonra bak burası da bir kenara görüyor alfa. E hocam burada da köşeden çıkan bir açı kaç kenara görüyor? 1 2 3 değil dikkat. Açı olarak bakacaksın hocam iki kenarı görüyor. O zaman burası 2 alfa. E şurası kaç kenar görüyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alfa değil. Açı olarak bak. Bak şurası şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı görüyor. O zaman buraya ne diyeceksin kardeşim? 5 alfa diyeceksin. Hatta buradan bir sonuç daha çıkartıyoruz. Bak bir kenarı gören açı alfaysa. Burası alfa. Burası da alfa mı? Evet. Sonra iki iç açının toplamı bir dış açı. Şunu uzatırsak. Düzgün çok yerlerde de dış açı bizim için önemli ya. E burası alfa alfaysa. 2 iç açı bir dış açıdan burası da iki alfa mı yaptı? Evet. Yani senin dış açıda ne oldu arkadaşım? 2 alfa'ya eşit oldu. Bir kenarı gören açı alfaysa dış açıda 2 alfa oldu. Gerçekten çok işimize yarıyor. Bak mesela düzgün beşgende biz açıları yerleştirebiliriz artık kolay bir şekilde. Şimdi mesela şöyle bir şeyler falan verildi. Şurada şöyle açılar verildi kardeşim. Böyle ya da şurada açılar verildi. Açıları yerleştirelim. Şimdi dış açısı kaç derece? 72. Hocam dış açı iki kenarı gören açı. O zaman bir kenarı gören, iki kenarı gören 72 ise bir kenarı gören kaçtır? 36 diyebilirsin mesela. Hocam bak burası bir kenarı görüyor 36. Hocam burası bir kenarı görüyor 36. Hocam burası bir iki kenarı görüyor 72. Hocam burası bir kenarı görüyor 36 deyip açıları çok daha rahat bir şekilde böyle yerleştirebilirsin. Hocam burası ya buradaki açı zaten iki iç açı bir dış açıdan geliyor kardeşim. Böyle burası da 72. Çemberde açıdaki bazı özelliklerden böyle iç açı formülünden falan yapmaya çalışan arkadaşlarınız oluyor ama sen sadece bir kenarı gören açı alfa, iki kenarı gören açı 2 alfa, üç kenarı gören açı 3 alfa şeklinde öğrendiğin zaman çok sıkıntı yaşamazsın. Bence bu şekilde git. İçerideki açıları da bir şekilde iki iç açı bir dış açıdan dolayı da Ulaşabilirsin. Zaten bu anlamda da sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Tamam. Mesela düzgün beşkendeki bütün açıları bak böyle rahat bir şekilde yerleştirebildik. Ama bir kenara göre açı alfayken dış açının da 2 alfa olduğunu unutma. Bu tekniği uygularken sadece bunu yapacaksın. Bu dediğimi de unutma. Tamam mı dostlar? Gerçekten çok içimize yarıyor. Bak şimdi soruyomuza bakalım. Şimdi düzgün yerimi gen verilmiş. E o zaman düzgün yerimi gende. Dış açıya bakalım kardeşim. Dış açı 360 bölü 20'den kaç oluyor? 360'ı 20'ye böldüğün zaman 18. Hocam dış açısı 18. E, bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açı 18 mi? İki alfa mı yapıyor? Evet. Yani bu iki kenarı gören açı 18. O zaman bir kenarı gören açı ne olacak? 9. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Hocam ben bu açıyı bulabilirim. 1, 2, 3 kenarı görüyor. Değil. Dikkat. Açı olarak bakacaksın. 1, 2 kenarı görüyor. O zaman iki kenarı gören bir kenarı gören 9 ise iki kenarı gören 18'dir burası. Sonra buradaki açıyı bulabilirim ben. Açı olarak baktığım zaman 1 2 3 kenarı görüyor hocam burası. E o zaman 3 kenarı gören de 27 mi yapar? Evet. Bazı arkadaşlar direkt EKH istiyor ya. Buradaki açıyı çember çizip iç açı formülünden yapıyor. Bak gerek kalmadı. Niye? E burada iki tane açı yan yana. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıdır. 27 ile 18'in toplamı kaç yapıyor dostlar? 45 yapıyor. Dolayısıyla EKH açısında böylelikle 45 derece olarak bulduk mu? Bulduk. Geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de ne demiş? Yine bir şey verilmiş. Düzgün 18 gen verilmiş. 360'ı 18'e bölsek dış açıyı buluruz 20. Yani bu iki kenarı gören açı 20 ise bir kenarı çünkü bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören 2 alfa hatta dış açıda 2 alfa demiştik ve şuraya kodlamıştık. Normalde böyle ezbere şeyleri vermem ama gerçekten çok işimize yaradığı için bunu veriyorum. Bir kenarı gören açı kaç derece olacak o zaman 10 derece olacak. E hocam ben şuradaki açıyı bulabilirim. Şimdi 80'i de kullanmam lazım. E 80'e ait bir şey oluşturalım o zaman. Şöyle bir üçgen oluşturabilirsiniz. Buradan bir şeyler yapabilirsiniz dostlar. Ya da şöyle çizip şuradan bir şeyler yapabilirsiniz dostlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hocam alfayı parçalıyorum. Önemli değil. Alfayı bütünsel olarak sonra şuradakini de bulabiliriz ki dostlar. Burası kaç? Bir kenarı gören 10 mu? Evet bak iki kenarı görüyor. Hocam burası 20. A iki iç açı bir dış açıdan. Hop burası 60 derece mi yaptı? Evet. Sonra hocam şuradaki açılar ne olacak? E burası bir kenarı görüyor. Bir kenarı gören 10 deyip yapabilirsin. Ya da dış açımız kaç dereceydi? 20 derece. E burası 160 yapar. X kenarından da 10 olduğu zaten belli. Ve bizden şurada kaç isteniyor? Dolayısıyla alfada 60 artı 10'dan kaç derece yapar? 70 derece yapar. Örnek 17'yi böylelikle 70 bulduk. Gerçekten bu da güzel bir soru. Bu tür soruları da bu şekilde yapabiliriz. Tabi düzgün çokgenlerde de böyle çok büyük böyle şey olduğunda direkt köşe açısı falan olmadığında köşegen çizmekten mantıklı. Ben köşegeni böyle çizdim. Sen istersen bir de farklı bir çözüm olarak şöyle çizerek bir çözüme ulaşmaya çalışır mısın? Bu sana ödev olsun. Bunu da sen yap lütfen. Çünkü farklı çözüm yöntemlerini de sen gör. E hocam buradan bunu çizsek. Hayır bu köşegen değil ki. Ya bir şey çizdiğin zaman güzel bir şeylerin oluşması lazım diye hep söylüyoruz. Özel bir durumun oluşması lazım diye hep söylüyoruz. E düzgün şokgende de özel bir durum tabii ki köşegen çizmek dostlar. Tamam Unutmayın bunu. Çünkü köşegenler birbirine eşit hatta eşit sayı da kenara ayıran köşegenler birbirine eşit diye bundan önceki noktada söylemiştim. Geldik şuraya. Hemen bu soruyu gören masum köylü ne yapar? Hocam düzgün 12 an. 360 bölü 12'den 30 der. Bu dış açı. Hocam dış açımız nedir? Aynı zamanda iki kenarı gören açıdır. Yani iki kenarı gören açı 30sa bir kenarı gören açı 45 derece midir dersin? Evet. Şimdi sen bunu gördün. Hocam 6 var, x var. Üçgen oluşturayım dersin. Ya tutup da şuradan şu köşeye çizmezsin. Tutup da nereden? Şuradan şu köşeye çizersin. Değil mi dostum? Ya ıı, e ikizided üçgeni böyle de oluşturmasın. 6'yı da kullanmak zorundasın. Hop şunu çizersin. Hadi çizdim bakalım bunu. Bu arada bir kenarı gören 45 45 mi? 45 nereden geldi ya? İki kenarı gören 30 30'sa bir kenarı gören 15 değil mi? Evet. Bir kenarı gören 15 ise şuradaki de 3 kenarı görüyor. O zaman 45 derece yaptı. Hocam buradaki açıyı da ben bulabilirim. Buradaki açı da nedir? Burası da 1, 2, 3 kenarı görüyor. Bir kenarı gören 15 ise 3 kenarı gören 45 derecedir. Ana ne çıktı? 45, 45, 90 üçgen çıktı. Yani ikizkenar üçgen çıktı. 6 ise 6. Zaten bunların eşit olması şundan dolayı da 3 kenara ayırıyor 3 kenara ayırıyor oradan dolayı da söyleyebilirdik. Ama biz burada açıları yazdık. Açıları yazınca da ikizkenar kenar üçgen zaten karşımıza çıktı. Yani ikizkenar kenar üçgen, ikizkenar kenar dik üçgen. 6, 6 ise x'i de kaç buluruz dostlar? 6 kök 2 olarak buluruz. Yani örnek 18'i böylelikle 6 kök 2 bulduk mu? Bulduk. Lütfen buna dikkat. Hatta buradaki yazdığım soruları sorulardan daha zor bir sorusu sınavda çıktı. Haberiniz olsun. Ben ona ait bir soru yazdım mı? Yazdım. Nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum ama buranın içerisinde arkadaşlar. Merak etmeyin onun benzerinde bir soru var. Büyük ihtimal şeyde testlerin içinde de vardır. Haberiniz olsun. Ee, onunla alakalı soru geldiğinde size paylaşacağım. Yalnız e, onunla ilgili sorum mutlaka mutlaka var. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorunun benzeri bir sorusu ee, sorular içerisinde var. Haberiniz olsun. Hatta şöyle bir bakayım ya merak ettim vallahi. Şöyle bakayım 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 bakayım. Düzgün beşgen içerisinde vermişim. Evet testlerin arasında galiba arkadaşlar. Tamam, testlerin arasında. Neyse gençler. Böylelikle şu kısmı hallettik mi? Hallettik. Sırada ne var? Düzgün beşgeni ve düzgün altıgeni anlatacağız. Düzgün beşgeni bir videoda düzgün altıgeni de bir videoda anlatacağım. Neyse böylelikle bu kısmı hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda düzgün beşgen konusunu anlatacağız. Düzgün beşgen konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.